12 Mayıs 2021 Çarşamba, ben Oktan Erdik. Ben Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Bugün Arife, yarın Ramazan bayramı. Tüm Müslümanların bayramını kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Almanya'da bugünkü vaka sayısı 14.909. Geçen hafta aynı güne göre 3.200 düşüş var. Ülke genelindeki insidans değeri de 107.8'e indi. Böyle giderse yakında birçok bölgede önlemler kaldırılacak. Sağlık Bakanı Spahn, her şey iyi gidiyor ama tedbiri elden bırakmamak lazım. Güven kendini beğenmişliğe dönmesin dedi. Önümüzdeki birkaç hafta içinde yazın nasıl geçeceğine karar verilecek. Robert Koch Enstitüsü de olumlu gidişata rağmen temkinli. Başkan Wieler, lütfen bir şeyi unutmayın. Salgın henüz bitmedi dedi. Hala haftada 1000'in üzerinde insanın salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Dün bir gün içinde 1 milyondan fazla aşı yapıldı. Aşılananların sayısı 29 milyonu geçti. Nüfusun %34'ünden fazla. Ama salgının sona ermesi için uzmanlara göre %80'in aşılanmış veya iyileşmiş olması lazım. O zamana kadar maske, mesafe gibi kurallar devam edecek. SPD'nin sağlık uzmanı Lauterbach, Almanya'nın en temkinli insanlarından, bu sefer çok umutlu bir açıklama yaptı. Focus'a konuştu. Haziran başında vakalarda kesin düşüş bekliyorum. Bu yaz hastalanmayacak kadar şanslı olan herkes için güzel bir yaz olacak dedi. Mutasyonların da başarıyı tehlikeye attığını düşünmediğini söyledi. Çok sayıda kişi sırası gelmemesine rağmen aşı olmaya çalışıyor. Alman Hasta Koruma Vakfı bu konuda yaptırım eksikliği olduğunu düşünüyor. Binlerce kişi yakalandı ama bu idari bir suç sayılmıyor. Sadece Hamburg'da bir haftada 2000 kişinin sahte yaş veya meslek bilgisi vererek aşı olmaya çalıştığı açıklandı. Virolog Drosten ise virüse karşı genel bir bağışıklık kazanmaya 1,5 sene gerekiyor düşüncesinde. Ya aşılama yoluyla ya da doğal yollarla hastalığa yakalanarak bu mümkün olacak diyor. Tedbirlerse zamanla azalacağı için aşı olmayanların daha fazla riskle karşılaşacaklarını düşünüyor. Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde aile hekimlerinde tüm aşılar için öncelik sıralaması kaldırıldı. Yeni uygulama pazartesi başlayacak ancak aşılama merkezlerindeki önceliklendirme devam edecek. Buralardaki sıranın muhtemelen Haziran başında kaldırılması bekleniyor. Şu ana kadar herkes sadece AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşısı için randevu alabiliyordu. Aşı olmak isteyenler artık aile hekimleri üzerinden tüm aşılar için randevu alabilecekler. Aç kapa aç kapa derken okullarda doğru dürüst eğitim yapılamadı. Nasıl telafi edilecek bu tartışılıyor. Yaz tatilinin kısaltılması bir seçenek. Ama ailelerin %61'i buna karşı. Velilerin yarısı da isteyen öğrencilerin gönüllü olarak ders yılı tekrarı yapabilmesini istiyor. Hükümet koronaya karşı ilaç geliştirilmesi için 300 milyon avro kaynak ayırdı. Geliştirme süreci desteklenecek. Ancak Eğitim ve Araştırma Bakanı Carlisle, mucize bir hap beklentisi içine de girilmemesini istedi. Bu çalışmalara destek veriyor devlet. Çok güzel. Aşıya da verdiler. Versinler de zaten. Ama ondan sonra şirketler bu aşıları, ilaçları yüksek fiyatlardan başka ülkelere satıyor. Milyarlarca dolar kâr ediyor. Biz de aşı bekliyoruz. Almanya'da Yeşiller ve SPD iklimi korumak için otobanlarda hız sınırı getirilmesinden yana, İspanya'da da şehir içi hız sınırı 30'a düşürüldü. Bir senede 509 kişi şehir içi trafik kazalarında hayatını kaybetmiş. Bu düzenlemeyle can kayıplarının %80 azaltılması planlanıyor. Dar sokaklarda bazı şehirlerde hız sınırı 20. Çin'de 2016'ya kadar tek çocuk politikası vardı. Daha fazla çocuk yapana ceza verildi. Doğum oranı düştü. Hükümet şimdi de doğum oranını yükseltmek istiyor. Bunun için Çin'de bebek başına 150 bin dolarlık bir destek paketi gündeme geldi. Çin'in nüfusu zaten 1 milyar 410 milyon. Dünya düzeni değişiyor. Çin olağanüstü bir gelişme olmazsa önümüzdeki 10 yılların baş aktörü olacak gibi görünüyor. Rusya hayvanlar için bir aşı üretti. İnsanlar bitti. Şimdi de hayvanları aşılamaya başlayacaklar. Ondan sonra da çiçekleri aşılamaya başlayabilirler. Avusturya pazartesinden itibaren yüz yüze eğitime geçiyor. Öğrenciler 2 günde bir hızlı test yaptıracaklar. Bir çıkartma verilecek onlara ve bununla kuaföre, spor salonuna girebilecekler. Aslında biraz daha ayrıcalık verilebilir aşı olanlara. Otoparklarda falan ayrı park yerleri, uçaklarda aşılananlar önde, aşılanmayanlar arkada. Bunu yaparlarsa hiç şaşırmam çünkü yapmayacağız dedikleri hemen her şeyi yaptılar. Avusturya'da vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Başbakan Sebastian Kurz'un başı ise dertte. Başbakan hakkında 2019'daki Ibiza skandalına dair
yalan ifade verdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kurs tüm soruları doğru cevapladığını iddia ediyor ve istifa etmeyi düşünmüyor. Aşırı sağcı partinin bir yöneticisi Ibiza'da bir Rus iş insanıyla konuşurken görüntülenmişti. Bu konuşmada partiye yardım yapılırsa devlet ihalelerinde yardımcı olunabileceği söyleniyordu. Belçika'da hastaneye kaldırılanların sayısı %16 azaldı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 700'ün altına indi. Ülkede yetişkinlerin %40'ı da en az bir doz aşı oldu. Aşı merkezinde çalışan bir kişi, arkadaşlarına ve akrabalarına sıraları gelmeden aşı yapılmasını sağladığı için işten atıldı. Evden çalışanların da yaklaşık yarısı, ek önlemler alınmasa bile en kısa sürede ofise dönmek istiyor. İnsanlar gerçekten sıkıldılar. Kiminle konuşsam keyifsiz bugünlerde ama geçecek. Gerçekten bu sefer az kaldı. Fransa'da bugünden itibaren 18 yaşından büyük herkes bir sonraki güne aşı randevusu alabilirse aşı olabilecek. Uzun vadeli randevular ise 50 yaşın üzerindekilere veriliyor. Paris'te 5000 kişilik test konseri düzenlenecek. Macron'un da bu konsere katılması bekleniyor. Bir grup asker Macron'a mektup yazarak iç savaş uyarısında bulunmuştu. Müslümanlara karşı ayrımcı bir dil kullandılar. Genelkurmay Başkanı bu mektubu yazanları istifaya davet etti. İsviçre'deki vaka sayıları geçen haftaya nazaran %13 azaldı. Ülkede yeni gevşeme adımları planlanıyor. 31 Mayıs'ta restoranların iç kısımlarının açılması, evden çalışma zorunluluğunun kaldırılması gündemde. Pandemi nedeniyle durdurulan yurt dışı tren seferleri de yeniden başlayacak. Vaka sayıları Hollanda'da da azalıyor. 19 Mayıs'tan itibaren spor salonlarının ve havuzların açılması planlanıyor. Bu karar pazartesi günü alınacak. Uzmanlarsa durum kötüye giderse gevşemeyi geri almak çok zor olur diye düşünüyorlar. Bu nedenle fazla erken adım atılmasına karşılar. Yurt dışına seyahat kısıtlaması ise Hollanda'da 15 Mayıs'ta sona eriyor. Bu tarihten itibaren ülkelere özel seyahat kuralları yayınlanacak. 4 aydır hastanede yatan, 2 aydır yoğun bakımda olan bir hasta da iyileşti, taburcu oldu. Bu da Hollanda'daki herkese moral verdi. Bu aralar sağlık personelinin morale ihtiyacı var. Ağır bir iş yükü altındalar. Sorumluluk siyasetçilerin ama siyasetçiler pek oralı değil. Sağlık emekçileri ise kendilerini sorumlu hissediyor. Bu sene Hollanda'da onlara ikramiye verilecek. İkramiye miktarı en fazla 240 avro olacak. Bu bayrama maalesef Filistin'de ve İsrail'de yaşayan insanlar buruk ve korku içinde giriyor. Çatışmalar hala sürüyor. İsrail ordusu sivil yerleşim birimlerini bombaladı. Gazze'de şu ana kadar 16'sı çocuk 65 kişi hayatını kaybetti. Hamas da İsrail'e füze yağdırdı, sivilleri bombaladı. 7 kişi bu nedenle yaşamını yitirdi. İkisi de İsrail'de yaşayan Müslümanlardı. İsrail'de 6 yaşında bir çocuk evinde pencereden giren bir füze nedeniyle öldürüldü. Her iki tarafın da yaptığı suçtur. Savaşın bir ahlakı vardır. Sivil yerleşim yerlerini asla bu şekilde bombalamazsınız. Bir tarafta aşırı milliyetçi, yolsuzluktan yargılanan bir başbakan, diğer tarafta radikal İslamcı bir örgüt. Her ikisinin de derdinin halkın geniş kesimlerinin refahı olduğu tartışmalı. İnsanları ölüm korkusuyla yaşatmaya da kimsenin hakkı yok. En kısa sürede bu hatadan dönmelerini umuyorum. Alman medyası ve siyasetçileri ise bugün sadece Filistin'den İsrail'e atılan füzeleri gördüler. Bunları kınadılar. Bunlar hakkında açıklamalar yaptılar. Almanya'dan İsrail'e destek açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Steinmeier mesaj yayınladı. CDU Genel Başkanı, NRW Başbakanı Armin Laschet güçlü şekilde, çok güçlü şekilde İsrail'in yanında durduklarını söyledi. Armin Laschet seçilince Türk basını Türk Armin diye yere göğe sığdıramamıştı. Hükümet sözcüsü Zaybert ise bir basın toplantısı düzenledi. İsrail'e yapılan saldırıları o da sert şekilde kınadı. Meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu söyledi. İsrail'in Gazze'de bir apartmanı vurduğu ve çocukların öldüğü saldırıyı kınamıyor musunuz diye soruldu. Buna cevap vermedi. Tutumumuz çok net. İsrail'e yönelik saldırılar durmalı dedi. Bir daha soruldu. Filistinli çocukların öldürülmesini kınamak sizin için neden bu kadar zor dediler. Ona da cevap vermedi. Bu açık ve net bir ikiyüzlülük. Her iki tarafın da sorumluluğunu, her iki tarafın da acısını görmek zorundayız. Bu birincisi. İkincisi ise bu olaylar nedeniyle Bonn'da bir sinagoga taşlı saldırı düzenlendi. Münster'de bir sinagogun önünde İsrail bayrağı yakıldı. Bunlar çok tehlikeli gelişmeler. İsrail hükümetinin politikaları dünyadaki tüm Yahudileri bağlamaz. Bu yüzden kimse komşusuyla, arkadaşıyla kötü olmamalı. İsrail'de de milyonlarca barış yanlısı insan var. Bayrak yakmak, sinagog taşlamak, yok efendim İsrail yok olsun,
tüm Yahudiler ölsün demek suçtur. Bunlar vicdana da sığmaz. Bir dini, bir milleti topyekün suçlamak, hedef göstermek, düşmanlık beslemek yanlış. Filistinli çocukların öldürülmesini kınamamakla İsrailli çocukların öldürülmesini kınamamak aynı şeydir. Hep şunu söylüyorum, bu dünyada iyi insanlar var, kötü insanlar var. Her milletten, her dinden iyi, kötü insanlar var çıkar. Umut edelim ki her yerde aklı selim barışçı insanlar iş başına gelsin. Saçma sapan savaşlar da artık son bulsun. Ramazan bayramı da barış ve huzur dolu bu günlere vesile olsun. Nazım Hikmet Hiroşima'da öldürülen çocuk için yazmıştı. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu. Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu. Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler. Hoşça kalın.